Aziz! Emredin sultanım. Ekaterina ve zehirci papaz. Bunların kim olduklarını, beni zehirleyenlerle ne iş yaptıklarını öğrenmek isterim. Bilgi almak için en iyi gözcülerimizi vazifelendirin. Emredersiniz sultan. Saraya gidiyoruz Göktuğ. Sultan hainlerin sarayda olduğuna ikna oldu. Vakti gelmiştir. Sultanı öldürmek için harekete geçeceğiz. Sen önden git. Dostlarımıza haber sal. Onları Kervansaray'da beklediğimi söyle. Büyük bir ziyafet vereceğiz onlara. Peki ya itaat etmezlerse Emir Hazretleri? O vakit sultanı öldürmeye teşebbüs ettikleri için kendileri ölecek. Gayrı devletin kim olduğunu öğrenmelerinin vakti gelmiştir. Saadettin'e gelince, Konya'da hangi emirlerle, hangi komutanlarımla temas kurmuş bilmek isterim. Emriniz başım üstüne sultanım. Beyim, Yağız Ağabey geldi, obadan haber getirmiş. Hayırdır inşallah. Gelsin. Nerede Yağız Ağabey? Artuk Bey'i gönderdi beyim. Gündüz. Ne olmuş Gündüz'e? Sana derim ya Azalp. Ne olmuş Gündüz'e? Gündüz'e. Gündüz'ü obadan kaçırdılar beyim. Titan. Demek Ertuğrul'un oğlunu bana getirdin ha.
Yeni evine hoş geldin küçük şövalye. Seni büyük bir şövalye olarak yetiştireceğim. Cesaretinle, kuvvetinle imparatorluğumuz için büyük bir şövalye olacaksın. Bundan sonra da sana Kronos diyeceğim. Hemen götür buradan. Buran! Buran! İnat etme çocuk. Hadi inat bana! Babam hepinizi kurtulduğunu canını veren! Bırak beni! Kostas, çocuğu götürmesi için Maria'ya yardım edin. İnat etme çocuk! Buran! Bırak beni! Geri öt çabuk çocuk! Bırak beni! Ares, çocuk bize lazım, bırak! Unutma! Bırak beni! Nereye kaçırdıysa gündüzü buluruz evelallah beyim. Bu işi yapanı değil, yaptıranı bulmak lazımdır Ertuğrul Bey. Bu işi kimin yaptırdığı bellidir. Soysuz Ares. Bizi kendi obamızda sırtımızdan vurdu. Bizi merhametimizle tuzağa düşürdü. Bu yaptığı kahpelikle hem kendi canını hem de kalesini pençemden kurtarmak ister. Lakin indi gazabım daha beter olacak Bamsı. Önce Turgut'u zehirden kurtardı. İmdi bu kahpeli yapar beyim. Beyim, kaç yüzü vardır bunların beyim. Kaleyi basacağımızı öğrendi Bamsı. Buna mani olmak için de gündüzü kaçırdı. O vakit inlerini basalım beyim. Hem o itin canını alalım, hem gündüzün canını kurtaralım beyim. Kaleyi basarsak bir kez daha tuzağına düşmüş oluruz. Gündüzün canını kurtaralım derken canını tehlikeye atmış oluruz. Allah muhafaza. O soysuzda her şey beklenir beyim. Onun derdi oğlumu kullanıp bana istediğini yaptırmaktır. Ne edeceği peki beyim? Nasıl kurtaracağı gündüzün canını? Evvela gündüzün nerede olduğunu öğreneceğiz. Savcı, ağabeyine bir şey yapamazlar. Hem kılıcı da yanındaydı. Ona ilişemezler değil mi oğul? Ertuğrul'um er geç onu bulacak. O bulana dek ağabeyin kendini korur değil mi? Hem sen onun Alp'isin. Alpbaşı hiç Alp'ini yalnız bırakır mı? Bırakmaz.
tez vakitte gelecek gündüzü. Gelecek. Ne isterler gündüzümüzden? Eğer bir meseleleri varsa şuncacık çocukla mı görmek isterler? Bu nasıl bir insafsızlıktır böyle? Haymana, tasalanmayasın. Onların işi gündüz de değildir. Ona zarar vermezler. Ya nedir kızım? O vakit niye kaçırdılar evladımızı? Güçlerini yetiremeyecekleri düşmanla karşılaştıkları vakit... onun direncini kırmak için böyle böyle oyunlar ederler. Kızım. Kızım. Gayrı dayanamıyorum ana. Yanar dağlar içimi kavurmakta. Gayrı bu acıya takat getiremiyorum. Sabır kızım, sabır. Ertuğrul onu bulup sana getirecek. Bunu yapanların da burnundan fitil fitil getirecek. Sabır evladım. Asıl. Eğer kaledeyse nerede sakladıklarını sen öğreneceksin. Eyvallah Ertuğrul Bey. Yalnız bu işi nasıl yapacağız? Bir düşüncen var mıdır? Tüccar Niko olarak kaleye sen gireceksin. Yanında birkaç askerin olacak. Ares'in huzuruna varıp onun güvenini kazanacaksın. Gündüzün nerede olduğunu öğreneceksin. Kaledeyse nerede tuttuklarını, değilse nereye gönderdiklerini. Eyvallah Ertuğrul Bey. Merak etmeyesin. Niko'yu tekrar sorgula. Neler bildiklerini iyice öğren. Ares'in huzuruna çıktığında senden şüphe etmesin. Ben de yarın Ares'i görmeye geleceğim. Nedendir o beyim? Ares, eğer kendinden şüphe ettiğini bilirse tedbirleri arttırır. O vakit gündüzü kurtarmamız da zorlaşır. Ben de bu yüzden gündüzü onun kaçırdığını bilmiyormuş gibi davranacağım. Gündüzü bulmak için yardım isteyeceğim. O da böylece rahat olup gaflete düşecek. Gündüz kaledeyse kaleden çıkmayacağım. Gece vakti oğlumu kurtarıp öyle ayrılacağız o kaleden. Kaleye geldiğimde senden malumat alacağım. Vereceğin malumata göre hareket edeceğiz. Hazırlıklı olasın. Ertuğrul Bey. Bunu sorguladıktan sonra ne yapayım? Cenk bitene kadar beklesin. Ares'in kellesini boynuna asıp Nikea'ya göndereceğim onu. Başına bir adam bırakın. Eyvallah Ertuğrul Bey, merak etmeyesin. Atsız kardeş, atsız kardeş. Sana bir diyeceğim vardır. Kardeş, Turgut ve beyimle kaleye gittiğimiz vakit Maria denilen bir hatun vardıydı yanımıza. Bu belli ki Ares'in cariyesidir. Simko denilen tüccarın kölesiymiş bir vakitler. Simko bu hatunu Ares'e hediye etmiş. Bunu neden size dedi ki? Kardeş, belli ki bu hatunun bir kuyruk acısı vardır. Sen eğer bir deşersen hatunun acısı neymiş öğrenirsin. Eyvallah Pamsı kardeş. Eyvallah. Eyvallah sus kardeş. Yürü! Yürü be çocuk! Bırak! Açın kapıları! Bırak! Bırak!
Lütfen sorun çıkarma. Sana bir şey olmasını istemem. Efendim. Ne var? Nasıl diyeceğimi bilemiyorum. Söylesene be adam. Elimden gelen her şeyi yaptım fakat üzgünüm. Aldığınız bu darbe gözünüze çok büyük zarar vermiş. Laf ağzında gebelene. Bu salgı ne zaman çıkacak onu söyle bana. Efendim üzgünüm. Bundan sonra bu gözünüzü kullanamayacaksınız. Sen ne diyorsun be adam? Aklını mı kaçırdın? Hemen bana başka doktor çağır. Efendim üzgünüm. Gözünüzün akı eriyip gitmiş. Defol git güzel. Lanet olası sen çocuk. Hepinizi geberteceğim. Hepinizi. Ama önce senden başlayacağım. Bahadır Bey. Ne var, ne istersin? Belli ki avdan dönmüşsün. Öyle. Elim boş gelmedim çok şükür. Ama bakarım senin elin boş. Avım pek bereketsiz geçmiş herhalde. He? Boş kelam etmeyi bırak şimdi. Kırca kayıptır. Onu arar durulduk. Kırca kayıp. Ne olmuş? Hani izine rastlamışındır. Karşına çıkmıştır diye bir sorayım dedim. Güya biriniz Alpbaşı, biriniz de obanın hatunusunuz. Ama bir Alp'inize dahi sahip çıkamazsınız. Bir de bana sorarsınız.
Alp'inize de ben mi sahip çıkacağım ha? Kırcan'ın ortada olmayışı bizi huzursuz eder. Biz huzursuz olursak... bu obada kimse huzur bulamaz. Bilesin. Kırcan'ın izini bulabildiniz mi? Bulamadık. Hiçbir iz yoktur aslan. Ne oldu da dönmedi hala bu kırca? Merak etmeyesin. Elbet izini bulup ona sağ salim ulaşacağız inşallah. Kırca ne olursa olsun İmdi'ye geri dönerdi Turgut. Hala gelmemiş olması hayra alamet değil. Hayır de ki, hayır olsun aslan. Bahadır Bey'in ona bir şey yapmış olmasından işkillenirim Turgut. Buna cüret etmesi, canından vazgeçmesi demektir aslan. İçinde kor gibi intikam ateşi tutuşmakta. Gayrı ondan her şey beklenir. Kırca Alp'ime bir şey yaptıysa onu kendi ellerimle öldürürüm. Merak etmeyesin. Bir kahpelik yapmasına müsaade etmeyeceğim. Her ihtimale karşı tedbirleri arttıracağım. Sen müsterih olasın. Sen evladımızın canından yana tasa etmeyesin Halime. O sağdır. Allah'ın izniyle de sağ salim sana getireceğim inşallah. İnşallah. Bunu yapanların derdi ona zarar vermek değil, bana diz çöktürmektir. Ares midir beyim? Şeytan. Önce Ertuğrul'u kopardı bizden. İmdi de Gündüz'ümü kaçırdı. O soysuz gebermeden hiçbirimize huzur yoktur. Oğul, bu nasıl bir insafsızlıktır böyle? Şuncacık çocuğu kaçırmak da ne ola? Mutlaka kaleye baskın yapacağımızı öğrenmişlerdir ana. Kale baskınını engellemek için de Gündüz'ü kaçırdılar. Ertuğrul, ya Gündüz'e bir şey yaparlarsa? Biz bu acıyla nasıl yaşarız? Ben istediklerini yapana kadar Gündüz'ü ellerinde tutacaklardır. Niyetleri budur. Oğul, sen onlara baş eğmezsin. O vakit ne olacak? Ne onlara baş eğeceğim, ne de Gündüz'e bir şey yapmalarına müsaade edeceğim ana. Gündüz'ü ellerinden kurtarıp yeri göğü onlara dar edeceğim. Lakin aklımı kurcalayan başka bir şey vardır. Darius nereden öğrendi baskın yapacağımızı da Ares'e haber etti.
sen baskın yapacağını konuşurken Gündüz yanımızdaydı. Cenk'e gideceğim dediydi. Şimdi anlaşıldı. Darius Gündüz'den öğrenip haber etti. Allah'ım ya Rabbim. Çıkartıp babasına göndereceğim. Buna izin veremem Ares, lütfen. Çekil önden derim sana. Hayır. Belanı bulacaksın Ares. Babam seni doğduğuna pişman edecek. Senin de babanın da canı cehenneme. Ares. Ne yapıyorsun? O ölmemeli. Kutsal davamız için yaşaması gerek. Şuraya bak! Gözümü çıkardı! Dostum, Yüce İmparatorluğumuzun bizden beklentilerini düşün. Sen öfkeni yenilemezsin. Hem onu öldürürsen bütün çabalarımız boşa gidecek. Çocuk elimizdeyken Ertuğrul kaleye saldıramaz. Birliğimiz yakında gelecek. İşte o zaman hepsini kılıçtan geçireceğiz. Bu çocuğun kim olduğunu ya da burada olduğunu kimse bilmeyecek. Anladınız mı? Seninle ve babanla da daha hesabımız bitmedi. Peki ya sen Samsap? Darius'u en son ne vakit gördün? Çocukların yanında gördüm. Gündüz'le konuşuyorlardı. Yanlarına vardım. Gündüz Darius bize masallar anlatıyor dedi. Sonra da gitti. Ondan sonra o Sosyozit'i bir daha göremedim. Beyim. Ben sana Darius'la ilgili ne tembih ettim Samsa? Sana derim Samsa, ne tembihledim? Tedbirli olmamızı, ona göz kulak olmamızı tembihledim beyim. Sen ne ettin? Göz kulak ol dediğim adam güpegündüz obadan bey oğlunu kaçırdı da ruhum duymadı. Ne desen haklısın beyim. Bu tokadı kendi öz evladım için değil, hepimizin evlatları için attım. Bugün obadan beyoğlu kaçırılıyorsa, yarın sizin ahmaklığınız yüzünden hepimizin evlatları kaçırılır. Şimdi hepiniz pusatlarınızı Artuk Bey'e teslim edin. Buyurun senin. Bir vakitte gözüme gözükmeyin.
Allah'ım, sen bana yardım et. Anam, babam, ninem üzülmesin. Buradan çıkmam için bana güç ver. Ben buraya sana zarar vermeye gelmedim. Yemek getirdim sana. İstemem. Ama yemen gerek. Ben düşmanın yemeğini yemem. Ben onlar gibi senin düşmanın değilim. Sana yardım etmek istiyorum. Niye bana kızıyorsun? İstemem. Hepiniz aynısınız. Senin de onlardan bir farkın yok. Ne edeceksin beyim? Yarın kaleye girip Ares'le konuşacağım. Oğlumu onun kaçırdığını bilmiyormuş gibi davranacağım. Gündüz'ü kurtarması için ondan yardım isteyeceğim. Beyim, neden yapacaksın bunu? Gündüz kalede mi değil mi öğrenmek için. Bir adamımı Nikea'dan gelen tüccar olarak kalenin içine yerleştirdim. Ben Ares'i oyalarken o da kalenin içinde ne var ne yok öğrenecek. Ares savaş istemez. Bizimle baş edecek kadar güçlü olmadıklarını bilir. Bu yüzden oğlumu kaçırdı. Hanlı pazarın başına Niko adlı bir tüccarı getirip ticareti ele geçirmek istedi. Ben de onun istediğini veriyormuş gibi davranacağım. Oğul, Allah yardımcın olsun. İnşallah hayırlısıyla gündüzümüzü kurtarıp buraya gelesin. İnşallah. İçerideki adamımdan malumat gelene kadar bekleyeceğim. Ondan malumat geldiği vakit Allah'ın izniyle gündüzü alıp geleceğim. İnşallah. İnşallah. Sonra da o kaleyi Ares'in başına yıkacağım. Tüccar Niko geldiler efendim. Tekfur Ares. Size imparatorumuzun selamlarını getirdim. Hoş geldin Tüccar Niko. Geçmiş olsun efendim. Umarım iyisinizdir. Bu nasıl oldu? İmparatorun gönderdiği askerler. Onlar nerede? İmparatorumuz kalenin savunması için özel mancınıklar yaptırdı. Fakat mancınıklar ve arabalar kafileyi yavaşlattığı için ben Komutan Theodor'dan özel izin alıp askerlerin korumasıyla önden geldim. Peki, ya sana gönderdiğim adam? Yorgo. Olanları anlattı. Her şeyden haberim var. O da geldiğimizden emin olduktan sonra Nikea'ya gitti. O zaman buraya niçin geldiğini biliyorsun, Tüccar Niko. İmparatorumuzdan istediğiniz gibi. Hanlı pazarın başına geçeceğim. Siz de ticaretin tek hakimi olacaksınız. Ya, bunu söylemesi kolay. Nasıl yapacaksın peki? Merak etmeyin Tekfur Ares. Hazırlıklı geldim. Anlatacaklarım eminim çok hoşunuza gidecek. Güzel. Gel. Yemekte konuşmaya devam edelim. Şerbet dökeyim mi beyim? Destur var mıdır beyim? Gelesin hele. Vaziyet ne durumdadır Kayatekin? Obayı kolaçan ettim beyim.
Turgut Alp her yerde tedbirleri arttırmış. Kırca dönmeyince bir şeyler olacağından işkillendi elbet. Baskını bu gece yapmak olmaz. Neden ki beyim? Çavdar Alpleri Turgut'a itibar ederler. Turgut başlarında olduğunda çok kan dökülür. Elime Alp kanı bulaşırsa itibarım sarsılır. Obada huzursuzluk başlar. Bu da bana kaybettirir. Ya ne yapacağız beyim? O Turgut bugün Kırca'yı bulamadı. Ama yarın bir daha aramaya çıkacaktır. O vakit biz de harekete geçeceğiz. Şimdi doğru Sancar'ın yanına gidesin. Kimseye görünmeden. Turgut aramaya çıktığı vakit kılık değiştirerek onu öldürsün. Turgut'un canını alır almaz gelsin. Otağı oğlumla beraber alacağım. O vakit Ertuğrul görsün bakalım. Onun hükmü mü üstünmüş yoksa Bahadır Bey'in hükmü mü? Buyruk senin beyim. Destur var mı beyim? Beyler de geldi. Gel! Hoş gelmişsiniz. Buyurun, oturun hele şöyle. Sizinle çok mühim bir meseleyi konuşacağız. Şimdi birer şerbet içeriz hatun. Nöbetçileri arttırdım. Her tarafa fazladan alp yerleştirdim. Kuş uçsa haberimiz olur. Diğer alpler de Kırca'yı aramaya devam ederler. Bahadır Bey'in ona bir şey yapmış olmasından korkarım Turgut. Şayet ona bir kötülük ettiyse gözümü kırpmam. Kellesini bizzat ben alırım. Ondan her fenalık beklenir. Ben de yarın tekrardan Kırca'yı aramaya gideceğim. Sen de obada gözünü dört açasın. Belli ki o burada durdukça bize huzur yoktur. Gayrı el pusatta beklemek gerek. Eğer bir hadsizlik daha yapmaya kalkarsa ant olsun onu ata kılıcımla doğrayacağım. Venedikli tüccar Alessandro, baharat ve kıymetli taşlar taşıyan kervanlarını Hanlı Pazar'dan geçirmeyi kabul etti. Peki ya Konstantinopolis'teki tüccar? Şimdi hatırladın mı ha? Konuş! Konstantinopolis'te Ares'in yakın bir dostu var. Tüccar Ricardo, Ricardo. İkisini Hanlı Pazar'da buluşturacağım. Devam et! Devam! Eski tüccar dostunuz Ricardo. Kendisi sizi buraya ziyaret etmeye gelecek. Ricardo'yu görmeyeli çok uzun yıllar oldu. İş vesilesiyle görmek de çok güzel olacak. Maria, gel. Tüccar Nico ile tanış.
Hanımefendi. Küçük dostumuz nasıl? Hiçbir şey iyi bitmiyor. Onun için üzülüyor musun Maria? O daha çocuk Ares. Geberse bile umurumda değil. Ya onu adam edersin ya da... Merak etme. Onunla ilgileneceğim Ares. Seninle yarın konuşmaya devam ederiz Niko. Daha konuşacak çok şeyimiz var. Ama şimdilik iyi geceler. Thank you.